Çocuklar, Akacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bulut Akacan, Vatel Okulları Türkiye ve Kıbrıs Başkanı Sayın Ali Doğan Çakmak, Vatel Uluslararası Başkanı Jeremy Rossignol, değerli konuklar, Akacan Holding Vatel İşbirliği Lansmanı kokteylinde sizleri aramızda görmek bizleri onurlandırmıştır. Hepinize hoş geldiniz der, saygılarımızı sunarız. Akacan Holding Vatel İşbirliği Lansman Kokteyli, Vatel Cyprus, Margot Investment Limited, Vatel International Business School, Vatel İstanbul ve Akacan Holding bünyesinde yer alan Southern European University of Cyprus Limited arasında 24 Şubat 2017 tarihinde imzalanan iş ortaklığı protokolü çerçevesinde gerçekleştirilecek olan Vatel International Business School'un Kıbrıs etkinliklerini başlatmak üzere organize edilmiş olup konuşmacılarımız konu hakkındaki görüşlerini aktaracaklardır. Evet, sonunda büyük gün geldi. Değerli konuklar, kurucu başkanımız Monsieur Alain Seba'nın 1981 yılında Vatel'i Paris'te kurarken bir hayali vardı. Dünyanın en büyük otelcilik okulu olmak, en iyi otelcilik ve turizm eğitimini vermek. Çok geçmeden 2 yıl sonra Lyon okulumuz hayata geçti. Ardından 1990 yılında o zamanki Nîmes Belediye Başkanı'nın Vatel'e tahsis ettiği bir arazide toplam 50 bin metrekarelik en büyük kampüsümüz hayata geçiyordu. Artık Vatel'in 4 yıldızlı bir uygulama oteli, modern derslikleri, öğrenci yurtları, tüm misafirleri hayran bırakan gastronomik restoranları vardı. 1994 yılında Bordeaux okulumuzun açılmasıyla Fransa'daki okul sayımız 4'e, öğrenci sayımız 2000'e yükselmişti. Hemen sonrasında Fransa dışında okullarımız açılmaya başladı. Tunus, Kanada, Fas, Belçika, İspanya, İsviçre, Singapur, Bangkok, Vietnam, Amerika, Meksika, İsrail, Moris Adaları, Filipinler ve daha nicesi. Okullarımızın sayısının artmasıyla kalitemiz de arttı ve geçtiğimiz yıl 800 kişilik otel yöneticileri jürisi tarafından Paris'te dünyanın en iyi otelcilik okulu seçildik. Bugün 2017 yılına geldiğimizde Vatel 35 yıllık bilgi birikimiyle 4 kıtada 40 okulla varlığını sürdürüyor. Mr. the Minister of Education, Culture and Tourism, Mr. the Mayor of Karenia, Mr. and Mrs. Akacan, ladies and gentlemen. On behalf of the Vatel Group and our president, Mr. Seban, I am much honored to celebrate the official launch of the Vatel School in North Cyprus. The Vatel Group is the number one hospitality business management school in the world. We teach hospitality management to 5,000 students in 39 campuses over 28 countries. France, Switzerland, Turkey, the United States, China, India, just to name a few. The school we will soon open here in North Cyprus will be the 40th one. Our education group, founded 35 years ago, has built its success on the career of its students. Our students are recognized by the industry, not only for their excellent business education, but also for their ground knowledge of hotel management and for the values that we teach them. Wherever the Vatel Group is starting a new school, it has to be in the best location and with the best partners. Saygıdeğer misafirlerimiz, saygıdeğer Vatel yöneticileri, Sayın Akacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ve diğer değerli akademisyen arkadaşlarım, misafirlerimiz,
bu güzel, mutlu akşamımızda bizlerle beraber olmaktan dolayı hem gururluyuz hem şeref duyuyoruz. Hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir bilim ülkesi, bir üniversiteler ülkesi olma üzerine vakti zamanında vermiş olduğu kararın ciddiyetle üzerinde durmuş. Dolayısıyla bu ülkenin bir üniversiteler ülkesi haline gelmesini sağlamıştır. Bunun için gerek devlet yöneticilerine, gerekse üniversitelerimize bu konudaki katkıları üzerine çok teşekkür ediyoruz. Ve dolayısıyla ileride de onlarla işbirliği halinde bu amacın daha da pekişmesi için çalışacağımıza şimdiden ben sizin huzurunuzda şeref sözü olarak arz etmek istiyorum. Ve bunun için de Akacan Holding bünyesinde şu anda mevcut iki tane üniversitemiz var. Bunlardan bir tanesi Akacan Teknik Üniversitesi, diğeri ise Akacan Üniversitesi. Akacan Teknik Üniversitesi özellikle iki ana branşta oluşuyor. Bunlardan bir tanesi sosyal bilimler, diğeri ise mühendislik ve teknik bölümler. Mühendislik içerisinde seçici olduk. Çağdaş mühendislik bilimlerine, yani bilgisayar mühendisliği gibi, yazılım mühendisliği gibi, bilişim mühendisliği gibi mühendislik branşlarını seçerek çağdaş bilim dalında bir proje değerlendirmesi, bir proje üzerine gitmekteyiz. Sosyal bilimlerde de klasik ve standart olarak işletme ve ekonomi gibi ve ülkemizin en büyük ihtiyacı olan, bugün ne mutlu bize ki VATEL gibi bir kurumdan işbirliği yapıyoruz. Turizm fakültemiz var. Mutlaka ileride sadece ve sadece yüksek lisans branşında değil, lisans branşında da müşterek programlar hazırlayarak dünyaya açılacağız. Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım, sevgili rektörlerimiz ve tüm konuklarımız, gecemize hoş geldiniz. Böylesine güzel bir geceye katıldığınız için çok teşekkür ederim. Evet. Sayın Jeremy Bey'e ve Ali Bey'e de çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü benden önce söz aldılar. Sevgili hocam Tayfun Bey, sizlere de çok teşekkür ederim. Çok güzel kelimeler kullandılar. Özellikle Ali Bey ve Jeremy Bey şahsımı öven, şirketimizi öven çok güzel kelimeler kullandılar. Eğer bunların birkaçına layık olmuşsak ne güzel bizim için. VATEL, evet VATEL bugün 40. okulunu burada açıyor. Bu bizim için çok gurur verici bir şey. Çünkü dünyada en fazla tanınmış turizm okulunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Ali Bey'in de vasıtasıyla getirmiş bulunuyoruz. Bu ne kadar güzel bir şey. Düşünün, çünkü adamız iki şeyle taçlandırılıyor. Biri turizm, diğeri de eğitim. İkisi de işte bir arada bugün burada buluştu. Bu ülkenin geleceği turizmde. Ama ne yazık ki bakıyorum memleketimizden insanlar, gençler turizmin içinde yok. Bu çok büyük bir eksiklik. Biz hem memleketimizdeki insanları turizme koyacağız, hem de bu çocuklarımızı dünyanın her yerine göndereceğiz. Yarın öbür gün Bangkok'a gittiğinizde, Singapur'a gittiğinizde bir otel müdürü bir Kıbrıslı Türk olabilecek. Bundan daha güzel bir gurur olamaz. Ve inanın dünyanın en iyi turizm okulundan mezun olup buralara gidecek. Bunu başarabilmişsek ne kadar güzel. Bizim zaten mottomuz, özellikle şirket olarak her dalda en iyisini, en güzelini yapmaktır. Her zaman bunu kendimize görev bildik. Burada da en iyi
turizm okulunu ülkemize getirdik. Yine tekrardan Ali Bey'e, Ali Doğan Bey'e çok 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 teşekkür ederim. Evet, bazı insanlar kendilerini değiştirmek için doğar. Bazı insanlar bir mahalleyi değiştirmek için, bazı insanlar bir şehri, bir ülkeyi, bazıları da bir coğrafyayı, bir dünyayı değiştirmek için doğar. Bizim şirketimiz de hedefini bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni çok iyi yönde değiştirmek için doğmuştur. Bunu size söyleyeyim. Yapacağımız her işte de kendimizi bu ülkeye adadık. Bu ülkenin daha iyi koşullara gelebilmesi için, daha güzel günler görebilmesi için elimizden geleni de yapacağız. İşte örneği kampüsümüzde çok güzel bir proje. Sevgili Mustafa Derat'ın eseri yine. Bu projede de çok güzel şeyler yaptı. Ve şu an inşaatına başladık. Hummalı bir çalışmamız var. Çok çok hızlı bir şekilde devam ediyoruz bu çalışmamıza da. İnşallah bu Eylül değil ama bir sonraki Eylül'e sizlere söz veriyorum. Oradaki kampüsümüzde, genel merkez kampüsümüzde eğitim vereceğiz. Evet. Aynı zamanda sevgili eşim Sedef'e de çok teşekkür ediyorum. O da mütevelli eş başkanımız. O da devamlı destekte, çabalarda bulunuyor. Hakan Bey'e, Hakan Cenapoğlu çok uğraştı bu geceyi kurmak için. Ona da çok 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 teşekkür ediyorum. Sevgili Can'a çok teşekkür ediyoruz. Tüm herkese, genel müdürümüze, Burçin Bey'e, Belma Hanım'a ve daha ismini sayamadığım herkese çok teşekkür ediyorum. Biz aslında bu akşam çok kişi davet etmeme kararı aldık. Çok değerli dostlarımızı davet edelim dedik. Zaten biz küçücük bir aileyiz. İnanın. Burada çalışıyoruz. Bu ev ortamı. 2-3 ay önceye kadar evimdi. Şimdi de bu evi iş arkadaşlarımla paylaşıyorum. Bu çok anlamlı bir şey. İnanın çünkü burada bir aile olduğumuzun bir göstergesidir bu. Ve hepimiz burada sabah işe koşa koşa geliyoruz. Özellikle ben öyle geliyorum ama sanırım herkes öyle geliyor. İşte havuz başında oturuyoruz, tartışıyoruz, ne bileyim salonda müşterilerimizi ağırlıyoruz. Bir aile gibiyiz. Sizler de bu akşam ailemize katıldınız. Hepinize tekrardan geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel bir gece dileğiyle hepiniz hoş geldiniz tekrar. Sağ olun.